olan kaybın %2,7'ye ulaştığını az önce gördük ve endeks de tekrar 67 bin seviyesinin altına geldi. Birinci seansta 66.680 seviyelerini izlemiştik. Ekim 2012'de görülen seviyelerdi bu seviyeler. Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından borsanın tekrardan bu seviyelere geldiğini izliyoruz. 1800 puan üzerinde bir düşüş var şu dakikaları itibariyle. Peki hangi sektörler, hangi hisseler daha fazla etkileniyor diye baktığımızda özellikle son dönemde yaşanan hareketlerle birlikte bankacılık sektörü endeksindeki baskının sürmesi endekste yukarı yönlü hareketlerinde zayıf olmasına neden olmuştu ve endeksin hızlı gerileyişinde de öncülük eden sektörlerden bir tanesiydi. Bugün banka hisselerinde %3-2 civarında kayıplar var ama sadece bankalarla sınırlı kalmış gözükmüyor. Bugünkü geri çekilme aynı zamanda borsanın önde gelen bazı holdinglerinde de %2-3 civarındaki satışların olması endeksi de baskılıyor. Buradan ALB menkul değerlere dönelim. Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut karşımızda. Yeliz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Kur ve faizi izlerken borsada satışın da bir miktar hızlandığını gördük ikinci seans açılışıyla birlikte. Yeniden ilk seansta gördüğümüz en düşük seviyelere doğru geri çekiliyoruz. Önce borsayla ilgili bir yorum alalım. Bu %2,7'lik düşüş ne anlama gelecek? Hangi seviyeler izlenmeli? Nerelerde durulabilir satış baskısı? Aslında bakarsak Euro bölgesinde, Amerika'da future'lara ve Asya piyasalarında satış baskısının olduğunu görüyoruz. Bu daha çok Suriye kaynaklı olarak gözükmekte. Bu aşamada da bizim de zaten son zamanlarda satış baskısının olduğunu gördüğümüz BIST'te satış baskısının gittikçe arttığını görmekteyiz. 67.300 seviyesi defalarca aşağı yönlü test edilip geçilemeyen bir seviyeydi. Bu seviyenin altında işlemlerin olması satış baskısının daha da artmasına neden olabilir diye düşünüyoruz. 67.000'in altında 66.000'e doğru bir geri çekilme beklenmesi beklenebilir diye düşünmekteyiz. Özellikle tahvil cephesine bakarsak Erdem Başcan'ın bugünkü konuşması sonrasında 10.30'daki konuşması sonrasında aşağı yönlü hareketlerin olduğunu görüyoruz. Şu an 9.82 seviyesinde gösterge tahvil. Fakat dolar TL cephesinde ise ateşin bir türlü sönememesi, özellikle Hindistan'dan sonra en çok değer kaybı görülen parite olması dolar TL cephesinde satış baskısının endekse daha fazla olmasına neden oluyor diye düşünüyoruz. Bu aşamada yukarı yönlü harekette 67.300 seviyesinin üzerinde bir tutunma görmemiz gerekiyor. Şu aşamada hareketlerin yukarıya doğru zayıf, aşağı yönlü olarak kuvvetli olarak görüyoruz. Aşağı yönlü harekette ise 66.000 ve 65.000'e doğru bir geri çekilme olabilir diye düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Evet, peki dışarıda doların görünümüne baktığınızda dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ama bir yandan da hani euro dolar paritesinde euro tarafı daha ön plana çıkan bir hareket sergiliyor son dönemde. Ne beklemeliyiz dolar için? Dolar endeksine bakarsak yukarıya yönlü hareketin biraz sığ olduğunu görüyoruz. Buna rağmen euro dolar paritesinde ise aşağı yönlü hareketin birazcık daha kuvvetli olduğu gözlemlenmekte. Euro dolar paritesinde yukarıya doğru hareketi gerektirecek çok fazla bir neden yok. Özellikle dün dayanıklı mal siparişleri açıklanmıştı ABD tarafında. Buna rağmen yukarıya yönlü kuvvetli bir hareket göremedik. Mesela altına eğer bakarsak veri sonrasında yukarıya doğru bir hareket gördük birkaç saat sonra ama euro dolar paritesinde bu kadar kuvvetli bir hareket göremedik. Aşağı yönlü riskler daha artmış durumda. Özellikle 1.33-1.40 seviyesinin altı önemli diye düşünüyoruz. Eğer bu seviyenin altında kapanışların gelmesi satış baskısının önümüzdeki günlerde daha da artmasına neden olabilir. 1.32'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. ABD tarafından eğer açıklanan verilerde ciddi anlamda bir bozulma görürsek euro dolar paritesinde yukarı yönlü tekrardan bir hareket görülebilir ama şu aşamada satış baskısı sanki daha da ön planda olabilecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle faiz cephesinde euro bölgesinde tartışmaların olması tam bir konsensüs olmaması paritenin aşağı yönlü hareketini artırabilir diye düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Peki çok teşekkür ediyoruz Yeliz Karabulut katıldığınız için. Piyasaları konuştuk. Kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar birlikteyiz.